Yeni eleman almaya başlamışlar Turgay Hocam. Sadece bu etiketleri değiştirmek için, çünkü etiketlerin değişmesine yetişemiyor marketler. Ve hani artık market alışverişine çıkan da vatandaş da market bütün marketleri, pazarları dolaşıyor. Elinde bir liste, nerede ne ucuz, limon burada ucuz, X markette, işte Y markette şu meyve ucuz diye. Bu arada yönetmenim Burçin de beni uyarıyor, yaş toplantısı, yüksek askeri şura toplantısı başlayacak demiştik, öncesinde Anıtkabir'e gidilmişti. Ve şu anda ekranlarımıza gelmekte, hemen ekranımızın ortasında izleyicilerimiz görebilir. Yüksek askeri şura dair fotoğraflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Yüksek Askeri Şura toplandı. Kabinenin üyeleri, bazıları, büyük bir çoğunluğu aslında ilk kez yaş toplantısında yer almakta. Önemli açıklamalar gelmesini bekliyoruz. Bakalım kararlar ne olacak? Yeni Genelkurmay Başkanı'nın ismini duyacağız. Kim olacak? Musa Avsever emekli olacak mı? Yaş haddinden tabii bu da yanıt bekleyen sorulardan bazıları. Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde bir değişiklik öngörülmüyor. Zaten daha önce bir değişiklik olmuştu, eğer emekli olmazsa o isimler. Tüm bu kararları bekliyoruz. Yeni atamalar ve terfiler var. İlk toplantıları bunlar. O yuvarlak masada tüm o isimleri görüyoruz. Bakanları ve komutanları. Evet Turgay Hocam, cümleniz yarım kaldı. Lütfen buyurun, devam edin. Ben şunu gördüm bir de burada baktığımız zaman, hani teknik tarafına baktığımızda üretici fiyat endeksinin ilk çok uzun zaman sonra tüketici fiyat endeksinin altında kaldığını gördük. Yani biz uzun zaman hep TÜİK'in açıklamalarında üretici fiyat endeksi çok artardı, gerçeğe daha yakın dururdu. Tüketici fiyat endeksi artmazdı, hatta bunun yansımasının kaçınılmaz olduğunu hep konuşurduk. Burada altında kaldığını görüyorum. Bunu da şöyle yorumluyorum, yani bizde fiyatlama davranışları da bozuldu. En büyük tehlikelerden birisi bizim bu. Bizim de normalimiz bozuldu zaten. Bizim de fiyatlamamız bozuldu. Biz de bilemiyoruz işte. Hep ben kahve örneğini veriyorum, simit örneğini veriyorum. Çünkü enflasyonu ben simit üzerinden, kahve üzerinden çok net görüyorum. Yani bir simit mesela Ankara'da 10 lira oldu. Bir Türk kahvesini 50 liraya, 80 liraya satanlar var. İki yudum da bitiyor. Bir Türk kahvesi 80 lira olur mu? Evet, olur mu? Değişik. Ama bilemiyoruz artık yemek... yani hani ne söylerlerse. Çünkü ne kadar olması, mesela şu dönemde 2023 Temmuz ayında bir Türk kahvesine biz ne kadar vermemiz gerektiğini ölçemiyoruz. Ölçemiyoruz. Ve biz şöyle, hani ölçülebilir dediğimiz mallarda da, hani deterjandan, sabundan falan bahsediyorum, marketlerde satılanlarda. Hizmet sektöründe dediğiniz gibi bir katılık var. Bu aşağıya gitmiyor ve hangi fiyatta karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama onlarda da çok farklı fiyatlarla karşı karşıyasınız. Yani aynı marka malı farklı farklı şeylerle görebiliyorsunuz farklı marketlerde. Bir sıkıntı da bu TÜİK'in rakamlarıyla ilgili, unutmadan da onu söyleyeyim. Şimdi madde, bunlarla ilgili bir denetim problemi olduğunu mu söylüyorsunuz? Yok, denetimle ilgili değil. Yani bu zaten enflasyonist ortamdayken, bakın enflasyonist ortamda malı tuttuğunuz zaman, fırsatçılık yaptığınız zaman kazanırsınız. Enflasyonun olmadığı yerde herkes rekabet etmeye ve daha ucuza satmaya çalışır ki nakit dönüş hızından kazansın diye. Türkiye bunları yaşadı, bunlar vardı. Birdenbire bir enflasyonist sürecin bir sarmalının içine girdik ve bu daha kötü olarak gidecek gibi gözüküyor. Yani 2024'ün ortasından itibaren düşecek diyorlar. O zaman eğer gerçekten bunlarla samimilerse, bunun bir vergi reformu eşliğinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama olacak mı diye soruyorsanız, bana göre olmayacak ve daha sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Yani biz işte bu şimdilik idare edeceğiz. Önemli olan şu anda bir para bulmak. Aralık ayına geldiğimizde ücretler, emekliler için, asgari ücretliler için bir gelir artışı ve ondan sonra seçim. Seçim sonrasında uzun dönemli, belki hani yine yükün çalışanların üstünde olduğu bir enflasyonla mücadele programını göreceğiz gibi geliyor. O zaman diyorsunuz ki biz bu atılan işte mevcut adımlarla, şu anki politikalarla Mehmet Şimşek'in işaret ettiği 2024 işte ortasına düzelemeyiz mi biz böyle bu adımlarla? Yani yeni adımlar ve vergi reformları mı gelmesi gerekir? Yani şunu söylemek istiyorum. 2024'ün ortasına kadar mücadele edeceklerini düşünmüyorum. Bu belki hani baskıyı artırarak talepte, ki ben talebin çalışanlardan da kaynaklandığını düşünmüyorum. Burada bir doğru ölçümleme var mı? Onu çok merak ediyorum. Mesela bizim çalışanlarımızın önemli bir bölümünün asgari ücretli olması ve ücretlerin hemen erimesi, emeklilerin ücretlerini düşünürsek, burada zaten enflasyonun altında kalıyorlar. Zaten biz şeyi de yanlış konuşuyoruz. Yani asgari ücretli konuşuyoruz ama asgari ücretteki artışı işte, önemli bir artış geldi, açlık sınırının altında kaldı ama önemli bir artış geldi. O diyorlar ki önemli bir artış yapıldı. Peki
diğer özel sektörde ve kamuda çalışanlar, tamamından çalışanlar da bahsediyorum. Artış oranı ne? Onlar da çok daha kötü. Onlar